Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi'yi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü parfüm videomuzun konusu malumunuz haftaya anneler günü olduğu için annelerinize seçebileceğiniz, hediye edebileceğiniz çok güzel, hafif, onları rahatsız etmeyecek hoş parfüm listesi hazırladım sizlere. Umarım bu video hoşunuza gider. Parfüm listemden hoşlanırsınız. İlk olarak Kaşere'nin Amor Amor isimli parfümüyle başlamak istiyorum. Kaşere'nin bu arada DP'de geçen kodu A17 olarak bulabilirsiniz. Amor Amor aslında çok eski olan bir parfüm. Bu nedenle de aslında bu parfümü seçmek istedim. Çünkü hem birazcık böyle tatlı kokulardan hoşlananlar için hem de zaten parfümün bilinirliği olduğu için hani yaşça büyük olan kişiler arasında eski efsanevi parfümlerden birisi olduğu için Amor Amor çok güzel bir ideal hediye seçeneği olacaktır. Çünkü kokunun bilinirliği olmasından kaynaklı zaten hoşuna gidebilecek bir hediye seçeneği olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi tatlı vanilyatik aromalar, ee, aynı zamanda çiçek aromaları bulunan bir parfümdür. İkinci olarak önerim Estee Lauder'ın Beautiful isimli parfümü. Estee Lauder Beautiful'un da kodu B2 olarak geçiyor yerlerde. Beautiful da çok güzel bir hanım eli ve çiçek karışımı kokusudur. Ama bana genel olarak hani baskın eline ne kokuyor derseniz hanım elini daha fazla andıran bir parfüm diyebilirim sizlere. Beautiful da çok fazla seviyorlar annelerimiz. Üçüncü olarak Burberry Weekend. Burberry Weekend'in parfüm kodu B6 olarak geçiyor. Burberry Weekend'in içerisinde aslında şeftali, erik ve gül notalarının baskınlığı var diyebilirim. Fakat bana daha çok içerisinde erik ağacı, o erik çiçeği parfümünün notasına ciddi anlamda yansımış gibi geliyor. Ve dediğim gibi Burberry Weekend bence biraz daha böyle hani 35-40 yaş üzerinden sonrası için çok ideal kullanılabilir bir, bir parfüm olduğunu inanıyorum. Özellikle de Weekend bence beyaz tenli kadınlarda çok daha ideal durduğuna inandığım bir parfümdür. Bir sonraki önerim Elizabeth Arden'ın 5. Cadde isimli parfümü. 5. Cadde'nin de kodu B7 olarak geçiyor. Onun da içerisinde gül ağacı, ananas ve elma notaları bulunuyor. Yani çiçeksi bir parfüm diyebilirim. Hafif bir koku diyebilirim. Kesinlikle rahatsız edebilecek bir parfüm değildir. 5. Cadde'de zaten yıllardır bilinirliğini koruyan eski parfümlerden, efsanevi parfümlerden de. Bir diğer önerim size Cabotin Grass isimli parfüm. Cabotin Grass de kodu C1 olarak geçiyor. İçerisinde gül, yasemin notaları mevcut. Ama ağırlıklı olarak gül kokuyor. Pudra kokusu tarzında diyebilirim daha çok bu parfüm için. Kabotin aslında... Bunu açık parfüm olarak almanızı önermem. Çünkü zaten parfümün orijinal şişesi de çok fazla pahalı olan bir parfüm değil. Yani şöyle ki gratislerde indirimde takip ederseniz ki muhtemelen yakın zamanda indirim geleceğine inanıyorum. Ben yani anneler günü olması kaynaklı. 70-80 liraya kadar fiyatı düşüyor zaten 100 cc parfüm şişesi için. Ve Grace dediğim gibi çok hafif, çok tatlı ve yaz ayları için çok ideal kullanılabilir bir parfüm. Ve Grace de çok eski parfümlerden birisidir. Zaten Hani annenizde bu parfüm muhtemelen parfümlere ilgili olan birisi ise daha öncesinde mutlaka duymuştur bu kokuyu, almıştır kendi arkadaşlarından da. E ve bir diğer öneğim Chloe'nin Signature yani klasik parfümü. Onun da kodu DP'lerde C34. E, Chloe Signature parfüm aslında biliyorsunuz bebek kokusu, pudra kokusu denilince ilk akla gelen parfümlerden, ideal kokulardan birisi hatta ben bu parfümünü genç arkadaşları da çok öneriyorum. Ama bence bu parfümün kesinlikle yeşi yok. E, zamansız kullanılabilecek parfümlerden. Yani genel olarak tavrınız ve şekliniz bu şekildeyse. Yani hep böyle bebeksi kokulardan hoşlanan birisiyseniz. E, böyle aman aman ağır kokular, tatlı kokular beni rahatsız ediyor diyen birisiyseniz zaten klasik Signature'ı her zaman kullanabilirsiniz. Yaz kış ve bu parfümün şöyle bir özelliği mevcut. E bence hani bu şekilde pudra kokusu, bebeksi kokulardan olmasına rağmen kalıcı bir parfüm olduğuna inanıyorum. Yani hani parfüm yayılım hızı ve yayılım kalitesi gerçekten yüksek olan bir parfüm bence. Ve bir diğer ki önerim Dolce Gabbana Light Blue isimli parfüm. Onun da kodu DP'lerde D15 koduyla geçiyor. Light Blue genel olarak içerisinde turunçgil aromaları barındıran akuatik parfümlerden. Hatta bir önceki parfüm videomda biliyorsunuz bahsetmiştim bu hani şey akuatik olan deniz kokusu esintileri andıran parfümlerden diye. Light Blue da bu şekilde e, bu parfümü bazı insanlar daha çok böyle limon aroması, işte portakal çiçeğini daha net şekilde hissedebiliyorken bazıları da işte tamamen böyle su kokusu, su freşliği, okyanus esintisi veren bir parfüm olarak tanımlıyor. E, ben de portakal çiçeğinin baskınlıkta olduğunu düşündüğüm bir parfüm ama genel olarak zaten hani bu iki notanın dışına çıkmayacak olan risksiz kokulardan ve yaz için zaten çok ideal, çok güzel, çok anaç bir parfüm olduğunu inanıyorum Light Blue'nun. Ve çok eski parfümlerden yine aynı şekilde klasiklerden vazgeçilmezlerden. Ve bir diğer önerim Hugo Boss'un Boss Intense isimli parfümü. Boss Intense'in de kodu DP'lerde H5 olarak geçiyor. Boss Intense birazcık daha böyle feminen olmak isteyenler için daha ideal olan bir parfüm. Birazcık böyle oriental ve vanilyatik esintilerden hoşlanıyorsanız kullanabileceğiniz bir parfüm. İçerisinde böyle baharat notaları da var ama baharat dediğim zaman aklınıza böyle çok yoğun karabiber notaları kesinlikle gelmesin. Öyle bir parfüm değildir. Daha çok dediğim gibi oriental esintiler taşıyan bir parfüm. İçerisinde vanilya, sandal ağacı ve paçuli notaları da mevcut. Bu anlamda yoğun diyebileceğim bir parfüm. Ama böyle çok çok ağır, çok rahatsız edebilecek bir parfüm değil de işte her mevsim vanilya kullanabiliyorum diyenlerdenseniz eğer hani böyle sürekli vanilyadan vazgeçemiyorum diyenlerdenseniz bu parfümde o şekilde yaz aylarında kullanabilecek olanlardan. Ve bir diğer önerim Estimyec L'Odyssey isimli parfüm. L'Odyssey'in de kodu dp'lerde i 2 olarak geçiyor. E, L'Odyssey'in kokusu neye benziyor derseniz ben net olarak menekşe kokusu diyebilirim size. Menekşeyi net şekilde hissedebileceğiniz parfümlerdendir. Yine bence çok güzel bir anne hediyesi olabilir. Estimyec L'Odyssey. Zaten çok da kullanıyorlar. E, birazcık daha böyle 35-40 yaş üzeri olan kadınlar için ideal bulduğum bir parfümdür. Ve bir diğer önerim Olmazsa olmaz. tabii ki bu listede çiçek kokularından gittim. Genelde daha çok fark ettiyseniz. Dior'un J'ador isimli parfümü. Onun da kodu J1 olarak geçiyor. Dior J'ador içerisinde de şeftal ve frezya aromaları ön planda daha çok. Ama net olarak frezya kokularını hissedebileceğiniz bir parfüm. Zaten J'ador klasiklerden. Benim bu listede almak istediğim alacağım, seçeceğim bir numaralı kokulardan Dior J'ador kesinlikle olurdu. Dior J'ador zaten Hani dediğim gibi risksiz kokulardan, klasiklerden artık efsane. Hani bu kokuyu anne kokusu olarak da değil de ekstradan her kadının mutlaka dolabında olması gereken kokulardan diye ben yorumluyorum artık Dior J'ador'u. Bu şekilde bonus çiçek kokusudur. J'ador zaten oldukça güçlü ve kaliteli bir parfümdür. Bence çok iyi bir hediye olur. Umarım bu listemden hoşlanmışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.